Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran, Fasil'de Ziraat Odası Başkanımız Hayrullah Korucu ile ilçedeki ziraatla ilgili hizmetlerin aksaması neden kaynaklandığını başkanımıza soruyoruz. Evet, bu hizmetlerin aksaklığı bizim ilçe teşkilatlarımız başta ve milletvekillerimiz. AK Parti güçlü bir parti. Bu partide hizmet alamayan hiçbir partiden de alamaz. Yani hükümeti suçlamıyorum. Bizim siyasilerimizi hatasını evet, görüyoruz. Milletvekillerden bahsediyoruz. Milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız. Evet. Bunların zayıf olduğundan bizim işlerimiz böyle aksıyor. Yoksa bu hükümette iş yaptırmayan adam hiçbir zamanda yaptıramaz. Bunlar niye neden yapılmıyor? Bizim milletvekillerimize soruyorum. Bu işlere niye bakmıyorsun, neden bakmıyorsun? Evet. İlçe teşkilatlarımıza da soruyorum. Örnek derim. Teşekkür ederim başkanımıza. Çünkü ben dağın tepesine gölet yaptıran muhtara da denk geldim. Evet. Adana'nın Feke ilçesinde Sülemişli Mahallesi muhtarı Hasan Geze kardeşimiz dağın tepesine kocaman bir gölet yaptırmış. Sadece yağmur sularıyla doluyor. Yani burada su var. Bizim akarsularımız. Burada Uzun Ahmet Gölatımız var. Evet. Yapılsa hiç şeye de kanala da tünele de lüzum yok. Evet. Bu ovayı böyle sel gibi basıyor. Yani çok sular yani. Değil mi? Yani çok güzel gölet yerlerimiz var. Yani evet. Bu bölgede yani uygun çok 3-4 yerde yerimiz var. Burada bir şey yaptılar şerlerle. Gölet yapsaydılar bu da bu ovayı sulardı. Yani bizim burada sahipsiz kalmışız. Bize sahip şu an bir doğru düz teşkilatımız yok. Evet. Efkan Ala milletvekilimizde Merkez Kara Yürütme Kurulu'na seçti biliyorsun. Doğru efendim? Evet. Yani o konuda bu konu görüştünüz mü? Görüşemedim ondan sıradan da. Ya bizim buraya geldikleri zaman da şöyle arz edeyim ben Sayın abi. Bizim burada siyasilerimiz sanki adam buraya bir milletvekilimiz, bir bakanımız geldiği zaman bu sivil toplum örgütlerinden sanki böyle bir saklı bitirler. Evet. Yani neden bunu da anlayamadım ben. Evet. Milletvekillerimiz kendileri görüşmeye yani en azından biz içeriye yani geldiği buranın, zaman ilçenin ziraatıyla ilgili. Durumlarını söylemek için bir şahsımıza da bir şey evet. demedim. Yani geldiği zaman bizim hiç haberimiz olmuyor. Her nedense. Yani bütün fasiller teşkilatında bunu yaşıyoruz. Evet. Bir ziraat odasını mutlak ziyaret etmeli. Esnaf odalarını ziyaret etmeli. Hayır biz gittiğimiz zaman bizden saklıyorlar. Evet. Gelip ziyaretini görmedim de ben 17 yıllık ziraat odası başkanıyım. Bir siyasimizin buraya adım attığını gördüm. Hiçbir ziyaret etmedim. Hiçbir tane ziyaret edip de buraya adı ayak atanı görmedim. Evet. İşte ziraat önemli sayı seçer. Yani bir toplumun genel üretim yaptığı için toplumu ilgilendiren evet, bir konu. Doğru evet, mu? Evet. Bunun başkanı da kim? Ziraat odası başkanı. Tabii bizim buradaki insanımızın %80'i tarımla ilişkili, tarımla geçinen üretim insanlar. Üretim yani. Tarım, ziraat tarım. Odasına bağlı insanlar. Bu insanlar da hep AK Parti'ye meyilli insanlar. Evet. Ama maalesef bizim siyasilerimiz buraya sanki burası bilmem ne gibi. Hiçbiri bir adım attırıyor. Evet. Siyasileri de Pasinleri ziyaret ettiğinde mutlaka odalarımızı, başkanlarımızı ziyaret etmesini istiyoruz. Halkın sorularını en iyi kim biliyor? Başkanlarımız biliyor. Evet. Doğru değil mi? Yani çünkü az önce ne dediniz? Eski muhtar geldi. Yağmur yağmazsa bu sene ekinimizi biçemeyiz. Biçemeyiz. Arpamızı biçemeyiz dedi. Yani karşılaştık bu evet. Yani al bugün karşılaştığını belirtti. Yani evet. Sulu tarıma geçmiş olsa bu vatandaş gençte ne yapıyor? Vatandaş da gelip ziraat odasına dert yani. Dert doğru yani. Mu? Evet. Çözüm istiyor, çözüm evet. bulmak istiyor. Biz de kimden istiyoruz? Başta Erzurum milletvekillerimizden, bakanlarımızdan Erzurum'u temsil eder. Çünkü halk kendileri temsilci seçti arkadaşlar. Yani Erzurum'un temsilcisi milletvekillerimiz, bakanlarımız. Mutlak vatandaşımız ne durumda? Aç mı, tok mu, ne üretiyor, ne yiyor, ne içiyor? Sulu tarım yapıyor mu? Elektrik fiyatları çok yüksek. Gerçekten vatan çiftçimiz bunu hiç kaldıramıyor. Ben tarımda kullanılan elektriği mutlak %50 indirim verilmesi istiyorum sayın seyirciler. Araştırmacı gazeteci olarak. Üretimin artması için bu gerekli ve şart olduğunu belirtmek istiyorum. Değil mi? Evet. Başkanım. Evet. Sonra bizim sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yani her ilin, her bölgenin milletvekillerine, sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde olunuz diyor. Olunuz bunu diyor. Bunu da devamlı söylüyor. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız. Ama velakin siyasilerimiz yani bizleri bir kale almazlıktan geliyor. Her nedense. Evet. Başkanımızın sitemini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın
basın danışmanları takip ediyor sitemizi. Onları işte bilgi notu verdiğini zaten Sayın Cumhurbaşkanımız televizyonda da söyledi sayın izleyiciler 3-4 gün önceki haberlerde. Yani artık nerede bir kuş kanadını çırpsa Cumhurbaşkanımızın birçok basın danışmanı var. Danışmanları var. Her alanda danışmanı var. Ne yapıyor? Cumhurbaşkanımızı bilgilendiriyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız her ilde, her ilçede olamaz. Doğru mu efendim? Onun için basın danışmanları ne yapıyor? Basını takip ediyor. Gazeteyi takip ediyor. Sitesini takip ediyor. Önemli bilgileri ne yapıyor? Cumhurbaşkanımıza aktarıyor. Cumhurbaşkanımız ki bunu kendisi de ana haberlerde söyledi. Birçok yere gidiyoruz. İşte gazeteyi diyor ki bu gazeteyi kim görüyor? Arkadaş bu gazete Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi. Türkiye genelinde yayınlanıyor. Yani her kişi görüyor. Doğru mu efendim? Evet. Her kişinin elinde artık ne var? Bir akıllı telefon var. Yazdığı anda görüyor arkadaşım bunu. Söylemeye gerek yok yani. Sen araştırmacı değilsen yani iki satır sesli de arayabiliyorsun şimdi yeni nesil telefonlarda. Evet. Doğru mu efendim? Yani yazmana gerek yok. Okuma yazma bilmiyorsan sesli ara orada zaten söylüyor sana. Teşekkür ediyoruz başkanım. Yani inşallah bu sistemlerinizi gerekli yerlere ulaştırırız. Allah'ın izniyle diyoruz. Evet.